Dinlerin Rabbi olan Allah'a övgüler olsun. Bakın şu anda Müslüman aleminin kendilerine inanan diyen insanların bu rezil hallerini anlatan bir Rabbimizin bize öğretmiş olduğu bir ayetten hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu ayet Rabbimizin Enfal suresinin sondan 3-4 ayetlerinden bir tanesi. Kafirler, inkar edenler, gerçekten yüz çevirenler, yani kendi hevalarına göre bir yol arayanlar, Allah'ın hududunu gözetmeyenler, bütün hepsi bunlar bu gruba girer. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Birbirlerinin destekçileridirler. Bakın, şöyle bir düşünün. Batı dünyasından en doğusuna, en batısına kadar ülkeleri, insanları bir gözden geçirin zihninizde. Ve gerçekte onların birleştiği, yani kendi içlerinde ne kadar çok birbirine şeytani duygular, şeytana teslim olan kişinin elbette doğru dost, doğru bir dostluğu olmaz. Bir hırs, bir kıskançlık, bir çıkar ilişkisi üzerine bir halde de bulunsalar ancak birinci düşman olarak Allah'a, kitabına, nura, Resullerine inanan insanlar olarak seçtikleri aşikardır. Yani onlar birbirlerini Müslümanlara, inananlara karşı birbirlerini kollayıp koruyup kollarlar, birbirlerine destek verirler ve esas amaçları şeytani, ne kadar bunun cehenneme sebep, çok çirkin bir şey, çok yanlış bir şey, bunun o kadar ağır bir yük olduğunu bilmese de şeytanla beraber fitne, fesat, pislik peşindeler. Ve Allah da diyor ki, siz de diyor onlar gibi yeryüzünde kendi aralarında kenetlendikleri gibi size karşı, siz de onlara onların benzeri davranmazsanız, kendi içinizde bir olmazsanız, bütün olmazsanız, yeryüzünde çok büyük bir fitne, bir fesat boy gösterir. Şu an tam olarak şu ayetin yaşandığını kim inkar edebilir? Yeryüzünde bir bakın, İslami, Allah'a inandığını söyleyen ve bu ama dinlerini paramparça eden, hurafe çöplüğüne çeviren, bunun nihayetinde Allah'ın yardımının kendilerinde uzaklaştığı, çünkü kendileri Allah'ın nizamından uzaklaştılar, hududundan uzaklaştılar ve bugün şeytan ve averelerine yem olan bir inanan Müslüman camiası örnekliği gözümüzün önünde. Bu halin düzelmesi için bütün iman edenlerin fitneye sebep olabilecek en ufak bir sözden, bir davranıştan, bir eylemden dahi kaçınması lazım. Bırakın fitneyi tohuma ekmek, bırakın fitne tohumunu sulamayı, bizi kenetlemekten, yani Allah'ın hududuna, dosdoğru yola kavuşmak için, Allah'ın nizamına kavuşmak için bizi birleştirmeyecek her türlü fitne, fesattan kaçarken, bunları gördüğümüz yerde Allah'ın izniyle, Allah'ın bize öğrettiği ilimle, hikmetle, ayetler ile Allah'a sığınarak fitneyi üzerine gidelim. Zaten gerçekten Allah'a sığınıp tam bir teslimiyetle yaşadığımızda, ilimle, bilgiyle, ayetlerle gittiğimizde fitnenin nasıl dağıldığını, nasıl paramparça olduğunu belki gayretler içerisinde tanık olacağız. Rabbimize hamd ile, övgüyle dosdoğru bir kulluk yolunu tutalım. İnşallah ki onun yardım ettiği, eğer o size yardımsız yardım edecek olursa o size galip gelecek hiç kimse yoktur. Ama o sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Yeryüzündeki bu fitnenin, bu fesadın tamamen çürümesi, yani yok olup gitmesi için bizim kendi içimizdeki fitnelere hiç izin vermememiz lazım. O şeytana uymuş zavallı şeytan uşaklarının hilelerinden, tuzaklarından ya düşer mi ya cahillik o kadar mı kendini gösterir? Onların hilelerinden, tuzaklarından uzak, Allah'a sığınarak temiz, doğru bir hayatla fitneleri tamamen söndürelim inşallah. Muhammed Reşit Yılmaz, övgü Allah'adır.